Şimdi sayfa 87'ye bakalım. Burada kullanılacak yapılar where, nerede, when, ne zaman, ki ne zamanlarda biliyorsunuz tarihten bahsedilir. What time, saat, kaçta. Invite davetti, refuse reddi, accept kabuldü biliyorsunuz. Şimdi videoyu sizler dilerseniz durdurabilirsiniz. Ben bir kere dinletme yapacağım. Maksimum 3 kere dinlemenizi tavsiye ediyorum. En iyi ideali 2'dir bence. Emily invites some of her friends to her party. Emily davet ediyor. Bazılarını, birkaçını, arkadaşlarını, bazılarını partisine davet ediyor. Listen to their voicemails. Sesli mesajları dinleyin. And complete the chart. Ve tabloyu tamamlayın. Track 62, Unit 7C, Exercise 4. Emily invites some of her friends to her party. Listen to their voicemails and complete the chart. Hello, Emily. This is George. Thanks for inviting me to your party. I'd like to come. Do you need any help with the party preparations? Call me at 945-329-8712. Hello, Emily. This is Alex. Thanks for the invitation. I'm sorry, but I can't come to your party. I have another plan. I must go to the cinema with my friend Tony. Talk to you soon. Peki excuse'a ne yazacağız? Mazeret, bahane. He must, she must, şunu yapmak zorunda, o yüzden gelemiyor gibi bir cümle. Hi Emily, this is Vicky. Thanks for the invitation. I can join the party a little late. I hope that's okay. See you on Friday. Hi Emily, this is Laura. Thanks for inviting me to your party. I'd love to come, but I must go on holiday with my family this weekend. Sorry. Talk to you soon. Evet. Bir kere daha dinleyebilirsiniz sizler tekrar videoyu başa alıp. George can come to the party. Alex can't come. Vicky can come. And Laura can't come. George gelebildiği için bir mazereti yok. Alex, he must go to the cinema with his friend. Arkadaşı ile sinemaya gitmek zorunda. Vicky'nin de bir excuse'u yok. Laura, she must go on holiday with her family this weekend. Bu hafta sonu ailesiyle birlikte tatile gitmek zorunda. Durdurup boşluklara bu cümleleri yazabilirsiniz videoyu durdurup. Read the invitation card. Davetiye kartını, yani davetiyeyi oku and answer the question. Soruları yanıtlayın. Dear Kate, sevgili Kate, it's my birthday on Friday. Cuma günü benim doğum günüm. And I'm giving a party. Give, throw. Bir parti veriyorum. Would you like to come to my party? Partime gelmek ister misin? It starts at 4 p.m. 4'te başlar. And finishes at 9 p.m. 9'da biter. It's at my house. Benim evimde. 15 Green Road. Adresi veriyor. I hope you can make it. Umarım gelebilirsin. Please let me know. Lütfen let me know. Bileyim. Yani gelip gelmeyeceğinden haberim olsun. Gelemeyeceksen de haberim olsun. Love. Sevgilerimle Sandra. Now. Who has a birthday party? Who? When is the party? When? What time does the party start? What time? Where is the party? Where? Videoyu durdurup cevaplarınızı kısa cevap olarak yazın ve sonrasında kontrol edin bakalım ne kadarı doğru. Birinci soru. Who has a birthday party? Kimin doğum günü partisi? Kart yazan Sandra. When is the party? When dediği zaman saati yazmıyoruz. On Friday. Cevabımız on Friday. İkinci sorunun cevabı. What time does the party start? Sadece start'ı sorduğu için başlangıcı 4 p.m. ya da 16.00 yazılabilir.
Where is the party? Party nerede? At my house diyor ama bizim evimizde değil. Party Sandra'nın evinde. At Sandra's house. Apostrof s, üstten kesme, seyşe biliyorsunuz harfi. Sandra'nın evinde dedik. Son olarak imagine, hayal edin, you are giving a birthday party. Bir doğum günü partisi veriyorsunuz. Complete the invitation card. Davetiyeyi tamamlayın. I'm turning, dönüyorum. Yani hangi yaşta olacaksak buraya o yazılacak. Date, date hatırladık mı? Tarih, tarihini yazacağız. Time, time neydi? Evet, zaman, saat. Partiyi kaçta vermek istiyoruz? Saat kaçlar arasında? Ya da başlangıcı da yazılabilir. Place, place neydi? Evet, place mekan demekti. Nerede vereceksiniz partiyi? Onu yazıyorsunuz. Şu an için ikinci derste bu kadar. Bir mola verebilirsiniz kendinize.